Bu haftanın ilk videosuna hoş geldiniz dostum. Videoya geçmeden önce rahat bir yere geçerek videoyu izleyebilirsiniz. Noel amca gibi mutlu olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Videoya hoş geldiniz dostlarım. Daha ayrıntılı bir kıyım finans videosuyla karşınızdayım. Dostlarım, kıyım finansı ne olduğunu anlayabilmemiz için ilk önce onun ne amaçla bulunduğunu anlamamız lazım. Kıyım finans, Komodun bir çatalına dayalı, blok zincirlerden bağımsız, merkezi olmayan eşler arasında bir kredi verme platformudur. Kıyım, yetersiz hizmet alan varlıkları algoritmik para piyasalarını sağlayarak yetersiz hizmet verilen varlıklar arasında likidite köprüsü sağlar. Kullanıcılar desteklenen herhangi bir varlığı tedarik edebilir ve sağlanan bu varlıkların desteklenen diğer varlıklara ödünç almak için teminat olarak kullanılabilir. Kıyım bu arada yaptığı işlemle sanal banka görevi görmektedir. Hani bir bankanın yapabileceği şeyleri yapıyor şu an. Kıyım'ın kuruluş vizyonunu isterseniz biraz inceleyelim. Proje geleneksel muadillerinden daha erişilebilir bir finans sistemi kurma vizyonu ile başlatıldı. Dolayısıyla Kıyım kullanıcılarına verimli bir şekilde hizmet yelpazesi sağlamak için diğer Ethereum platformlarıyla bağlantı olabilecek bir ekosistem yarattı. Potansiyeli yüksek getiri nedeniyle şu anda merkezi olmayan finans alanında en çok konuşulan yönü olan likidite madenciliği eğilimi, Kıyım'ın bu alandaki popülerliğini ve temellerini oluşturmasına yardımcı oldu. Kıyım Finans'ın kurucusu Jeffrey Huang, tüm dünya kripto para piyasaları açık ve kapsayan bir finans sistemi yaratma potansiyeline inanıyor. Huang'ın ekibi akıllı sözleşmeler yardımıyla bugün birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu çok sayıda ürün ve hizmeti birbirine bağlayacak bir DeFi ekosistemi oluşturdu. Bu bağlamda düşündüğümüzde borç verme, takas, ödeme ve varlık belirtme hizmetlerini sağlamaya odaklanan bir DeFi ekosistemidir. Komodun bir çatalı olarak oluşmuş, aynı zamanda merkeziyetsiz, açık kaynaklı bir protokol çalıştırdığını iddia ediyor. Bu şekilde herhangi bir internet katılımcısı sistemin sadece kullanmak veya stalk etmek için değil, aynı zamanda ağın gelişiminin de bir parçası olabilecek şekilde hareket edip gelelim bu coin'imizin enflasyon kadar acı yanlarına. Kıyım coin aslında hızlı ilerliyordu, güzel de gidiyordu. Lakin güvenliğindeki açıkları biraz geç fark ettiler. Toplamda 3 hack saldırısı oldu. 3 saldırından birinde 92 milyon dolar, birinde 23 milyon dolar ve birinde de 130 milyon dolar hacklendi. Saldırılardan birazcık ders almışlar ki 16 milyon dolarını kurtarabildiler. Yani yeni ekipleriyle. Ama Kıyım'ın güzel bir yanı var. Kullanıcılarının yaşadığı bütün zararı karşıladılar. Kısaca biz hortumlandık, yapacak bir şey yok demek yerine sorumluluk bize aitti, siz keyfinize bakın dediler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok coin haberi ve daha çok video ile karşınızda olacağım. İyi günler dilerim.